Kahvaltıya geçmeden önce sizi tanıştırmak istediklerim var. Dede ya, ne yapıyorsun sen? Kızım Nükhan, torunum Kayan. Bundan sonra bizimle yaşayacak. Ne güzel, ailemin hepsi bir arada. Oturun kızım, oturun. Hop 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 hop. Ne yapıyorsun? Değişik. Nasıl? Anlamadım. Feritçiğim, biraz sakin ol. Ne sakini Zehra? Görmüyor musun? Abimin yerine oturuyor. Ferit! Kes sesini! Dede, bu çocuk abimin yerine oturamaz. Oturacak dedim o kadar. Oturdum işte, oturdum işte. Ya baba, anne, bir şey desenize. Bundan sonra evin tüm sorumluluğu Nükhet kızımdadır. O böyle bilinir. Dede. Kes! Kes dedim sana! Ya olucu iş mi bu? Lan kadın yıllar sonra çocuğunu da almış gelmiş. Benim damadımın mirasına ortak olucu öyle mi? Kazım hele bir dellenme. Baba Allah aşkına bir de sen yapma bari, Ferit'i zor tutuyorum zaten. Ya sen ne değilsin benim malak kızım? Ah Kazım ah, dinlemeden etmeden şey değilsin. Ben anlamıyorum. Haksız mıyım Kazım papa? Tabi tabi oğlum, sen haklısın. Haklısın tabi. Kolum nasıl doktor? Ferit'cim, kolunun iyi olabilmesi için bir kişi yardımcı olabilir sana. Nasıl yani? Fizyoterapi görmen lazım. Onu da dünyada yalnız bir kişi yapıyor. Kim o? Talih. Talih mi? Ondan başkası senin kolunu kurtaramaz. Hayır Ferit'cim, asla izin vermiyorum sana. O uyduk kız seninle temas edemez. Sero, saçmalıyorsun. Burada benim sağlığım önemli kızım. Ya başka doktor mu kalmadı? İlla o mu olacak? Evet Seyran. İlla o doktor olacak. Hele bir dokunsun sana. Ben onun saçını başını yolarım. Orhan saçmalama, kendine gel. Acil bu duruma bir çözüm bulmamız gerekiyor. Ben yokum artık İfakat. O ne demek Orhan? Hayat çok kısa. Bundan sonra dilediğim gibi yaşayacağım. Kaya lütfen Ferit'le çok didişmeyin. O zor dönemlerden geçti. Stres yapmaması gerekiyor. Neden? Ne oldu ki? Ferit yakın bir zamanda kolundan vuruldu. İyileşebilmesi için stresten uzak durması gerekiyor. Benimle açık konuştuğun için teşekkür ederim. Ben de anlayışın için teşekkür ederim. Umarım bu konuştuklarımız aramızda kalır. Ay Orhan, bu ne hal? Herkese günaydın. Hoş geldiniz kahvaltıya. Günaydın kızım. Günaydın. Günaydın. Haydi herkese afiyet olsun. Masada da yiyecek hiçbir şey yok. Bundan sonra böyle. Yediklerimize dikkat etmemiz gerekiyor. E tabi mutfak masraflarını da kıstım birazcık. Pilav da yemeyeceksiniz, bulgur da yemeyeceksiniz, siyez bulguru da yemeyeceksiniz. Arpa da yemeyeceksiniz, çavdar da yemeyeceksiniz, yulaf da yemeyeceksiniz, pirinç de yemeyeceksiniz. Mısır da yemeyeceksiniz, patates de yemeyeceksiniz. Abimin yerine oturmayacaksın demedim mi sana? Ferit lütfen sakin ol. Bak sen şuna, yoksa gidip yine karına mı ağlayacaksın? Ne diyorsun sen ya? Karını yollamışsın arkandan. Yazık, kolun tutmuyormuş. Ama ben sana yardımcı olurum. Seyran, ne diyor bu? Aslan, bu kadar sen. Ama kuzenci, lütfen ağlama. Yeter! Ferit, kes dedim sana şu saçmalığı! Beni dellendirme. Çocuk bana yaptırmak istemediğim şeyleri yaptırma. Şu çocuğun önünde bana vurdun ya dede. Bundan sonra bu kahvaltıda beni göremeyeceksiniz.